Sivas Ekspres ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 28 Mayıs 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas Belediye Meclisi'nde tasarruf tedbirleri kapsamında alınan karar gereği cenazeler sadece komşu illere araçla gönderilecek. Uzak şehirlere ise cenazeler uçakla nakledilecek. Ölen yakınlarını almak için Sivas'a gelen ağrılı vatandaşlar ise Sivas Belediyesi'nin bu uygulaması sonucu cenazelerini kendi araçlarıyla memleketine götürdüler. Ben video çektim onu. Sivas'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından ise Yeşilçam Film Müzikleri konseri düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programına ünlü oyuncular, yönetmenler, yapımcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sivas'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Serdar Karaaslan yaşamını yitirdi. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Taşpınar köyünde hayvanları otlattığı sırada Yılmaz Karabulut'a ayı saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karabulut, otlattığı ineklerinin ayının iki yavrusuna saldırması sonucu kurtuldu. Sivas Spor'da kiralık forma giyen Roman Kivit, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak camiaya veda etti. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.